Sayın Bosna Hersek Reisi Üleması Hüseyin Efendi Kavazoviç, Sayın Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç, Sayın Bosna Hersek Mostar Bölge Müftüsü Salim Efendi Dedoviç, Sayın Bakanlar, Milletvekilleri ve Türkiye'den gelen değerli misafirlerimiz. Uvaženi Reis Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç, Uvaženi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, uvaženi mostarski muftija Salim Efendija Dedović i uvaženi ministri, parlamentarci i gosti iz Turske, dobrodošli na ovu ceremoniju. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Glamoç İslam Birliği işbirliğinde yaptırılan Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. I želim još jednom da vam izrazim dobrodošlicu na otvorenje Kulturno-edukacijalnog centra u Glamoču. Dobrodošli. Öncelikle merkezin yaptırılmasında işbirliği ve katkılarından dolayı Glamoç İslam Birliği yöneticilerine ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Türkiye üyeleri Kocaeli Büyükşehir, Beykoz, Gebze, Sancaktepe, Zeytinburnu ve Selçuklu belediyelerine teşekkür ediyorum. Želim još jednom da se zahvalim Uniji opština Turskog svijeta, Međusu islamske zajednice u Glamoču, kao i turskim opštinama Kocaeli, Beykoz, Gebze, Sancaktepe, Selçuklu. Bugün ayrıca aramızda bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'mizin önceki dönem ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Beykoz, Gebze, Selçuklu, Şahin Bey ve Başiskele Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Želim posebno da se zahvalim načelnicima opštine Kocaeli, Beykoz, Gebze, Selçuklu, Şahin Bey, Başiskele. Gönlümüzün her zaman, gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olan bu güzel ülkede bu anlamlı açılış programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Jako sam sretan što mogu biti zajedno sa vama u ovoj zemlji koju jako cijenim, koja ima posebno mjesto u našim srcima. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan şehirler ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş uluslararası bir teşekkürdür. Halen 30 ülkeden 1170 üye belediyesiyle yerel yönetimler alanında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Unija općina Turskog svijeta je međunarodna organizacija koja je osnovana 2003. godine od strane Vijeća ministara Republike Turske sa ciljem da okuplja turkofone zemlje i zemlje koje imaju bliske kulturne odnose sa Turskom. Danas je ona aktivna i aktivna u 30 zemalja, ima skoro 1200 članica u drugim zemljama. Yönetim kurulunda Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 11 ülkeden temsilcisi olan birliğimizin ana faaliyetleri arasında eğitim faaliyetleri ve gençler ve hanımlara yönelik çalışmaların desteklenmesi önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunduğumuz merkez de bunun somut örneklerinden birisidir. Upravnom odboru Unije općina Turskog svijeta se nalaze članovi iz 11 zemalja, među njima su i član iz Bosne i Hercegovine. Mi kao Unija općina Turskog svijeta smo pokrenuli mnoge socijalne projekte i projekte za omladinu, između ostalih, pored tih projekata i ovaj centar u Glamoč koji danas imamo priliku da otvorimo. En yakın çalıştığımız ülkelerden biri olan Bosna Hersek'ten 27 belediye Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesidir. Birliğimiz bugüne kadar Bosna Hersek'te 40'tan fazla proje gerçekleştirmiştir. Bosna Hersek adına yönetim kurulunda bulunan Novigrad Belediye Başkanımız Semir Efendiç, bu projelerin gerçekleştirilmesinde aktif rol almıştır. Kendisine huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'te yapılan projeler hem iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmiş, hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında koordinasyon sağlanmasına vesile olmuştur. Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja sa kojoj najaktivnije radi Unija općina Turskog svijeta. Mi iz Bosne i Hercegovine imamo 27 općina koje su članice. U Bosni smo do sada ostvarili preko 40 projekata i u tome je jedan od najzaslužnijih bio i član upravnog odbora ispred Bosne i Hercegovine, Semir Efendić, ujedno načelnik općine Novi Grad. I mi, znači rad naš Unija općina Turskog svijeta sa bosansko-hercegovačkim općinama je bio razlog da se poveća koordinacija i saradnja između Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Bugün de bu büyük projelere bir yenisini daha eklemek üzere bir araya geldiğimiz Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bu tür eserleri inşa etmek kadar işlevselliğini sürdürmek de büyük önem arz etmektedir. Öyle inanıyorum ki inşasına destek olan tüm kuruluşlarımız ve birliğimiz bu binanın işlevselliğinin devamına da katkı sağlayacaktır.
Danas imamo priliku da otvorimo kulturno-edukacijalni centar ovdje u Balmaču, koji nadamo se da će u budućnosti ispuniti svoju funkciju za koju je predviđen i nadamo se i vjerujemo da će on biti, da će biti vrlo koristan za stanovnike Balmaca. Kendi değerlerimizi yaşatma amacıyla yapılacak hiçbir hizmet, boşa yapılan hizmetler değildir. Bu tür eserler kültürümüzün nesilden nesile taşıyacak ve bizden sonra gelecek olanlara bizi bu eserlerle tanıyacaklardır. Svaki projekat koji radimo da povećamo, da poboljšamo naše kulturne vrijednosti nije uzaludan projekat i mi se nadamo da će ovaj projekat biti hajdi za buduće generacije, da će nas ljudi pamtiti po ovom hajdi. Bu vesileyle bu önemli eserin Bosna Hersek'e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcıların hepsine büyük bir katılım sağladıkları ve bize destek oldukları için teşekkür ediyor. Bosna Hersek'imize ve Glamoç halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Želim još jednom da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovom projektu da se realizira i želim da se zahvalim gostima koji su se odazvali u velikom broju i hvala još jednom svima. Nadam se da ćete uspjeti.